201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Işıt'ın 9. bölümüne karşınızdayım. En son kısımları anlatmıştık ve yeni bir kasaba yapacaktık. Yani buradan artık bağımsız bir kendi yiyeceğini üreten bir bölge yapacaktık. Öncelikle buradaki ağaçları toplatıyorduk. Ancak ölümler fazla olduğu için ben hemen yapma taraftarıyım. O yüzden öncelikle şuradan bir yolumuzu belirleyelim. Burada biraz sıkıntı çıkıyor sanırım. Yani buradan direkt geçiremiyoruz biz sanıyorum. Buradaki dağ tarzı bir şey var ondan dolayı. O yüzden bu şekilde yapacağız. Yani bu bize uyar. Şöyle şuradan başlatalım ya da bakayım şöyle bir, şu şekilde düz bir alan oluyor değil mi? Tamam, peki buraya bina dikebilir miyiz? Kimse olmuyor. Yani şuradan başlatabiliriz evleri. Şimdi şöyle iki tane bir ev kuralım. Alanı belirlemek açısından. Şu şekildesek. Şöyle olmadı. Biraz daha uzatacağız bunu. Yine olmadı. Biraz daha uzatıyoruz. Uzatamadık. Onu hemen kaldıralım. Tık daha uzattık mı sanırım aynen her şey yoluna girdi. Evet, yolumuzu yaptık. Yeni kasabamız diyelim. Burada kurulacak. Hemen başlatalım oyunu. Bunlar da çalışmaya başlasınlar. Buraya da bir ambar yapacağız. Şu kısmına. Çünkü artık burası da yani buradan yiyecek alıp gelene kadar insanlar açlıktan ölebilir. Diğer bölümlerde de hatırladığımız gibi ambarımız şuradaydı. Ancak buradaki insanlar buradan alıp evlerine götürene kadar maalesef ölüyorlardı. Ambarımızı da şuraya konuşlandıralım. Şu şekilde. Ayrıca buraya da bir tabii avcı kulübesi ve oduncu kulübesi yapmamız lazım. Bundan önce aslında bir meyve toplayıcısı yapabiliriz buraya çünkü alan gayet geniş. Ağaçlarla çevrili. O yüzden burada gayet güzel bir iş yapılabilir. Ama öncelikle şu kısım bir temizlensin, hallolsun. Ona göre bakalım. Arkadaşlar hızlı çalışalım. Bizim bu Carl dayı öldü mü acaba? Nerede o? Evet, Carl amcamız maalesef ölmüş arkadaşlar. Oldukça acı bir durum. Taştan yana şu an gayet iyiyiz. İlk başladığımız zamana göre. Hemen şuraya da bir yapabilirsek gayet güzel olacak. Tamam arkadaşlar, şimdi önceliğinizi şu kısma veriyorum ben. Öncelik burası beyler. Biber tarlasını yapmıyorlar mı yoksa yapıyorlar ancak alan küçük olduğu için daha çabuk olgunlaşıp hasat ediliyor, anlaşıldı. Cevizlerimiz gayet iyi. Evet, buraya da yavaş yavaş ürünleri yığmaya başladılar. Şuraya bir tane de şey yapalım. Ham madde depolama alanımızı yapalım hemen. Şöyle genişçe. Tamam, ham madde alanımızı tamam. İkinci köy diyelim. İkinci köyümüzün kalbi burası olacak arkadaşlar. Hemen inşaatçı falan bir şey gelsin abi. Bak, bunlar buradan yürüyebiliyor ancak yolu yaptırmadılar bize. Yani bu oldukça saçma bir şey. Bu arada bizim hiç bitkimiz kalmamış. Neden? Çünkü hepsine ticaret dükkanları var. Bunları hemen iptal edelim buradan. Yoksa insanlar hastalıktan ölmeye başlayacak. Bu da tabii kötü bir şey. Gördüğünüz gibi sağlık ortalaması düşmeye başladı. Ve direkt yükseldi. Neden? Çünkü ilaçlar geri geldi. İnşaatçı kalmadı mı bize? Bu neden çalışılmıyor? Nerede bu inşaatçı? Ambarın taşı da tamam. İkinci evi de şu an hallettiler. Ancak inşaatçı gelmemekte ısrarlı. Lan bir tane vurup gidiyorsun. Yuh be. Biz o zaman şimdi birkaç tane inşaatçı alalım. Çok oldu. Tamam. İkişer
İnşaatçılar çünkü demin biri öldü. Kim öldü? Madenci öldü. Ne diyelim yani şimdi biz bunlara? Tamam, ilk evimiz hazır. Bir avcı hanımefendi geldi. Olivia Hanım. Olivia Hanım. Çok resmiyiz. Ambarımız da şu an inşa ediliyor. Adam direkt depola. Oha, yavaş yavaş. Bir kişi yaşıyorsun yalnız. Ne yapıyorsun? Nedir? Alet azaldı. Yakacak odun ve yiyeceğimiz azaldığı yönünde şu an saçma sapan bir şey var. Yiyecek azaldı. Yiyecek azalamaz çünkü 7K yiyecek var. Yakacak odama bir şey demem, o doğru. Şu kısımda bitirseydim bir hayırlısıyla. Buraya hemen bir oduncu kulübesi yapabiliriz. Şu arkaya doğru yapabilirim. Aslında güzel olabilir buraya. Bir bakalım hemen. Değerlendirme açısından. Şöyle tam merkezi olsun ya. Şurası bence gayet güzel duruyor. Şuraya da hemen bir oduncu kulübesi. Aletlerden yana da şu an bir sıkıntımız var çünkü demirimiz yok. Demirimiz olmayınca da çalışamıyorlar. Birkaç kişi daha ya, şuradaki kişileri alırsa adamsınız siz. Sen de taşısaydın bari. Buraya da gayet güzel, evet, bir eş de gelmiş bunun yanına. Gayet güzel şu an ve nüfusta yavaş yavaş güzel bir artış olmaya başladı. Hemen bunu değerlendirmek açısından taş ocağı ve maden ocağına bir adam veriyorum. Toplayıcı kişi kalsın. Çünkü arka tarafı halletmeleri lazım. Demirleri çıkartmaları lazım. Ambarımız da tamam. Buradaki ambar da halloldu. Buradaki hemen binayı yaptık. Bir kişi daha geldi. Telaffuz edemedim. Hala bir aletlerden dolayı bir sıkıntımız var. Evet, onun farkındayım. Ancak birazdan hallolacak. Neredeydi abi bu? Nereye kurduk biz? Biz şuraya bir yere bir şey yaptık ama nerede? Neyse, onlar zamanla yaparlar. Sıkıntı yok şimdi. Yediği bir dönem buradan karşılayacağız. Çünkü arkası için henüz bir balıkçı kuramadık. Balıkçı çok güzel olacak buraya. İkişer tane şuraya balıkçı yaptık mı? Gayet temiz olacak sanırım. Depolamalar başladı. Buraya da evet balık da getiriliyor. Ancak burada bir patlak vereceğimizi ben düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Hemen şöyle yolu çekelim. Bırakalım. Oduncu kulübemizi biz nereye kurduk? Ha, şurada. Evet. Oduncu kulübemiz de burada hazır, ancak önceleri sanırım biz şuraya verdiğimiz için acelesi yok. Çünkü bize gerçekten demir lazım. Hatta bir daha şöyle bir önceliği verdiğimizi söyleyelim. Arkadaşlar çalışalım. Çok güzel. Hepsi şunları da var. Şurada iki tane hazır var. Çocuğa taşıtıyorsunuz. Ayıp lan. Bir kişi daha şu an yaşlılıktan öldü. O kötü oldu. Bakalım 5 toplayıcımız var şu an, gayet güzel. Balıkçımızı bir artırabiliriz, meyve toplayıcımızı da bir artırabiliriz, ormancımızı da artıralım. Şu an yavaş yavaş sistem yerine oturmaya başlıyor. Ancak şu aletlerden yana bir sıkıntımız var. Hocam hemen çalışman lazım. Bize acilen alet lazım. Yap yap yap, süper. Bunları bir de artı basarsak böyle ışıklı mışıklı bir şeyler yapalım. İşte iki tane yapıp gitme yani, yap. Adam akıllı çalışın yani. Burayı temizledik. Şuradaki henüz ağaçları kaldırmamışlar. Ağaçları kaldırmaları lazım. 4 tane toplayıcı daha oldu. Biz bunların İkiye daha biz balıkçıya verelim. Çiftçi şu an zaten 10'da 10 sıkıntılı bir şekilde ilerliyor, ancak türeyi devreye soktuğumuzda sanırım bir kişi daha iş almamız gerekecek çiftlik için. Çiftlik değil ya, bu tarla. Tarla için iki kişi daha almamız lazım. Muhtemelen.
Evet, buradaki mezarımız da bu arada tamamlanmış durumda. 9 mezardan 3'ü şu an kullanılıyor. Bakalım ne getirdin sen bize? Elma tohumu getirmiş. Bu oldukça güzel bir haber. Ne kadar istiyorsun? 2500. Bunların sanırım ben taşı gözden çıkaracağım. Çıkartamıyorum. Neden? Çünkü o kadar taşınıyor. 60 desek. Sen bir 60 kal buradan. Başka neyden kısabiliriz? Neyden kısabiliriz? Ne satabiliriz daha doğrusu? Pekan cevizimiz kaç tane var abi? 120 pekancı. Geyik eti. Geyik eti versek. Geyik eti oldukça değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bir başlayalım bakalım. Bunun değeri ya da peki geyik etinin değeri kaç? Dört, 308 çıkıyor buradan. Geyik eti de bir gelsin abi. Geyik eti gelmiyor, biz bunu alamayız ya. Hiç de boşu boşuna biriktirdiğimiz taştan da olmayalım. Hiç gerek yok yani. Evet, şu an nüfus yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. İnşaatçıdan kısabiliriz çünkü artık bu kadar inşaatçıya ihtiyacımız yok. Ormancıya verelim. Onun haricinde bir balıkçı daha yapabiliriz aslında. Meyve toplayıcıya da vereceğim. Şu kısım bir bitsin de ya. Şurayı bir halledin abi. İnşaatını şuranı bitirin. Ona göre bir şekillendirmesini yapalım. Binaları daha devam ettireceğiz. Bakalım çocuklar ne durumda? Yani ayrı eve çıkmaya gelen çocuklar var. Ancak şimdilik bekleteceğiz. Çünkü şu an bir kişi daha yaşlılıktan öldü. Mezarlıklar gayet şey yarıyor ya. Çünkü insanların mutluluk ortalaması düştüğü zaman tam bir felaket oluyor. Pekan cevizi getirmişler. Burada gayet güzel. Buraya bir şey yapabiliriz şimdilik. Şuraya bir balıkçımızı dikelim. Şöyle suya doğru yaklaştırırsak daha güzel olur. Balıkçımızı yapalım. Buranın gelir kaynağını balıkçılar oluşturacak. Oduncu lazım bize. Oduncuya bir kişiden versek. Zaten fullmüş. Şuraya bir çabuk bitirin abi şurayı. Önceliğinizi şu an şuna veriyorum. Aletlerden yana hala sıkıntımız var. Sıkıntımız olmasının sebebi şu. Buradaki arkadaş çalışmıyor. Çünkü gayet güzel metal var şu an bizde. Hocam biraz hızlı çalışsak yani. Sen iki tane alet getirip eve gidiyorsun. Onu dikkatimizden kaçmadı değil yani. Neredesin mesela sen şu an? Bu değil miydi? Değilmiş. Evet, sen ne yapıyorsun hocam şu an? Demir aldın, geliyorsun. Hadi öyle olsun, hadi. Hadi inanmadık da hadi öyle olsun. Önceliği bu kısma verdik. Yani taş taşıyacaklar ve odun kazanmaya başlayacağız. Sırada bayağı sıkıntı çekiyoruz. Yani, yakacak odundan dolayı buraya da bir oduncu kulübü, oduncu yapabiliriz. Çünkü lazım oluyor gördüğünüz gibi. Yiyecekten sonra bu sefer de insanlar donarak ölmeye başlayacak sanırım. Arkadaşlar biraz hızlı olalım. Yolu biz buradan devam ettirebileceğiz mi peki? Tamam, çok güzel. Yoldan yana bir sıkıntımız yok. Düz çekebiliriz. Çünkü şehir olarak devam edecek. Şuralar tarla olabilir veya bu kısma bir şey yapamıyoruz zaten. Buraya bir koyabilir miyiz bakayım? Yok. Şu kısımdaki yükseklikten dolayı yapılmıyor ancak şuraları değerlendirilebilir çeşitli şeylerle ki değerlendirilecek de. Heh, tamam, bu da çok güzel yapıldı. Hemen şuradan bakalım. İki ormancıyı da buraya sevk ettik.
İki tane de buraya bir oduncu koyalım çünkü sıkıntı oluyor. İstersen karşı karşıya koyabiliriz diyecektim ki maalesef oldu. O zaman yanına şöyle iliştirebiliriz. Ancak ondan önce balıkçıya şuraya önem vermenizi istiyorum. Hemen burayı halledin. Ben de güzel bir hemen şurada bir güzel yolumuzu çekelim. Sanırım şöyle yapsak. Şuradan da şöyle yapsak. Bu kadar ağaç var ki şu an göremiyorum. Şunu da şöyle yapsak tamamdır. Yolumuz da hazır. Evler. Yolumuz hazır değil. Bir dakika. Bir dakika olmadı. Şöyle hocam bize düz lazım. Böyle yamuk yumuk şeyler istemiyoruz. Şimdi oldu. Evet yolumuz da hazır. Evleri şuraya kadar getireceğiz. Tabi burada sıkıntı olacağı için hani şu kısımdan devam edebilir. Buralara tarla yapabiliriz dediğim gibi. Zaten balıkçı filmimiz de burada hazır. Bu bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.